Ergün diler Saklı Gerçek Türkiye saklı gerçekler müzesidir. İnsanlara pek çok şey kabul ettirilir. Edilir de, sorgulanmaz. Ya dostluk, ya düşmanlık, ya ortaklık, ya ayrılık pompalanır. Çıkıp neden böyle diye soran, sorgulayan çok azdır. Küresel anlamda da, iç siyaset çerçevesinde de durum budur. Kararlarımız kesindir. Peki ne kadar doğrudur, bilmeyiz. Açalım. Rusya'nın Putin'in korktuğu, çekindiği, tehdit gördüğü ülke Çin'dir. Bu nedenle ordusunun %65'ini o sınırlara doğru konuşlandırmıştır. Medya tam aksini yazar oysa. Rusya daha öncesinde Sovyetler bizde solu temsil etti. Öyle sanıldı. Medya ve görevli olanlar bunun üzerine yazıp çizdi. Haliyle sol örgütleri de Moskova yönetiyordu. Garip olan noktalar vardı. Pas geçiliyordu. Türkiye'nin canını sıkan, zamanını çalan, enerjisini tüketen hangi örgüt, hangi yapılanma, hangi görev takımı varsa burada zora düştükleri zaman soluğu Avrupa'da alıyordu. Moskova'ya giden solcu yoktu. PKK içinde aynı gizli gerçek büyük oranda geçerliydi. Örgütün parası da, pulu da, silahı da, aklı da oradan geliyordu. Konuşan yoktu. Avrupa'da PKK merkezine ev sahipliği yapmayan başkent var mı? Bakın bakalım. Ne hikmetse bunlar hiç konuşulmuyordu. Fransa'nın, Almanya'nın, İsveç'in, İtalya'nın, Norveç'in yani kim varsa hepsi destek verirdi. Ancak biz sadece Amerika'ya bakardık. Her taşın altında onları bulmak ve kahrolsun Amerika demek spordu. Darbeler, cuntalar, ekonomik operasyonlarda sadece ve sadece Amerika üzerinden okunuyordu. Amerika'nın küresel rakiplerinin burada bize operasyon yapacağı nedense şıklar arasında hiç yer almıyordu. Bu da bizi olayları tam olarak anlamaktan uzağa itiyordu. Bunları neden yazıyorum? Oraya geleyim. Son günlerde siyasetin merkezinde iyiden iyiye Kürt ve Alevi sözcükleri konuşulmaya tartışılmaya başlandı. Siyasetin akışı bu sözcükler ve taşıdığı değerler üzerinden anlatılmaya çalışılmakta bu sorun hem de büyük. Bakın, gerçekte kimliğimiz, tercihimiz değil, kaderimizdir. Soy meselesi ve buna yüklenecek anlamı yaşadığımız çevre ve şartlar değil, siyaset belirler. Dinler tarihi de böyledir. Siyaset yolları, kanalları ve farklılıkları aralar. Mezhepler de olduğu gibi. Hazreti Peygamber hayattayken savaşlar olmuştur. Birkaç yüz şehit verilmiştir. Ölümünden sonra yaşananlarda ise binlerce insan hayatından olmuştur. Neden? Siyaset. İç çekişme, iç savaş her zaman yakıcı ve kahredici olmuştur. Yarası da kolay kolay kapanmaz. Aynı inancı paylaştıkları halde siyaseten yollar ayrılınca ideolojiler de mezhepler de devreye girer. Neden peki? Farklılığın yol ayrımının anlatılması için. Doğru mu? Kesinlikle. Siyasetin öyle bir fırtına etkisi vardır ki dostları düşman, düşmanları kardeş yapar. Böyle bir sihirle yürür. Amerika 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atom bombası attı mı? Evet attı. Yüz binlerce insanın ölümüne yol açtı mı? Evet açtı. Peki sonra hiçbir şey olmamış gibi hem teknoloji hem sermaye vererek Japon mucizesinin meydana getirilmesine kapıyı araladı mı? Evet araladı. Yani siyaset eski düşmanı bir anda dost yapabiliyordu. Alman tehlikesine karşı Amerika Sovyetlerle yan yana savaştı. Yardım etti. Sovyetleri kurtardı. Savaştan sonra ne oldu? Amerika bir yana, Sovyetler diğer yana düştü. Kağıt üzerinden de olsa artık düşmandılar. Yani küresel ölçekte de, yerel çerçevede de siyaset ötekini belirler. Dost düşman tanımının içini doldurur. İşinde gücünde olan insanlar da neden böyle diye pek sorma fırsatı bulamaz. Kimlikler konuşulmaya başlandığı zaman dikkatle olan bitene bakmamız gerekmektedir. Emin olun bir kurgu vardır. Birileri istemeden de olsa, bilmeden de olsa o değirmene su taşımaktadır. Kürtler ve Aleviler üzerinden siyasetin rotası okunmaya başlandı ve bu her geçen gün artmakta. Birileri sanki gaza bastı. Ülkenin durumu, bölgenin gittiği istasyon, küresel mücadelenin geldiği yer, fırsatlar ve riskler konuşulmuyor. Ancak içeride bizi ayrıştıracak noktalara basınç uygulanıyordu. Garip. Kimlikler ve kimlikler üzerinden siyaset konuşulmaya başlandığı zaman gidilecek yerde bizi bekleyen huzur, güven, zenginlik, refah yerine acıdır, gözyaşıdır. Türkiye gibi tarihte altın harflerle yerini almış medeniyetler, akıllar büyük düşünmek zorundadır. Takip edenler bilecektir. Bizi biz yapan değerlere dokunmam, dokunulmasına da karşı çıkarım. Onlar biziz zaten. Hepimizi kapsayan, hepimizi mutlu eden, hepimizi geleceğe götüren algoritmayı bulmamız ve izinden gitmemiz gerekiyor. Türkiye'de olan biteni anlayan adam sayısı az. Tamam, ancak tablo böyle diye kendimiz Evin içine kapatacak değiliz. Oyun kurmalıyız. Kuramıyorsak kurulan oyuna dahil olup en büyük pastayı almalıyız. Siyaset bence bu. Bu nedenle yapılmalı. Ülkeyi büyütmek ve geleceğe taşımak için. İçerideki farklılığı zenginlik değil de ayrıştırıcı unsur olarak gördüğümüz an biteriz. Küçük ve iddiasız olarak yolumuza devam ederiz. O da bölünmezsek uzun zamandır yazdıklarıma benzer bir analiz Foreign Affairs'ten geldi. Orta Doğu'daki olumsuz gidişat her zamankinden daha tehlikeli bir boyut alıyor. Orta Doğu'yu yalnızca Orta Doğu düzeltebilir. Amerika sonrası bölgesel düzene giden yol için adımlar atılıyor. Amerika uzun vadede büyük diplomatik ve güvenlik kaynaklarını Orta Doğu'ya Aktaracağına dair bahse girmek artık akıllıca olmaz. Tüm bölgeyi kapsayan yeni işbirliğine dayalı güvenlik mekanizmaları oluşturulabilir. Türkiye ne kadar sorun artmış gibi görünse de hem İsrail hem de İran'la ilişkilere sahip bölgesel bir güç Washington'da bunu değerlendirmeli. Barış ve huzur anı Türkiye'nin katılımıyla muhtemel hale gelir. Türkiye gibi bölgesel güçlerle birlikte bu an yakalanmalı. Adamların yazamadığını zaten yazıyorum yıllardır. Amerika çok yanlış yaptı. Akla gelmeyecek Türkiye karşıtı eylemlere imza attı. En son Suriye'de start verdiği oluşumu ne anlatabilir ne de kimse anlayabilir. Gelinen noktada Türkiye'nin vazgeçilmez olduğu ortadadır. Washington'ın tek hedefi CIA başkanının belirttiği gibi Çin'dir. Dün detaylı yazdım, buraları bizimdir. Her yerde imzamız, ruhumuz, hatıramız, kanımız vardır. Günün sonunda oturup konuşarak anlaşacağımız ya da anlaşamayacağımız küresel güç Amerika'dır. Net, ikinci bir şık şu an için görülmemektedir. Çin tehdidi Amerika'yı bizimle anlaşmaya itecektir. Mecbur kılmaktadır. Bu da bize daha fazlayı getirecektir. Dünü unutmayalım. Ancak düne de takılı kalmayıp ilerleyelim. Küresel risk olsa da tarih bize fırsat kısmını sunmaktadır. Unutulmamalı ki Amerika ile Türkiye'ye yaklaştığı an saldırılar artacaktır ki arttı. Size bir maymuncuk. Dem ve Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı üzerinden olacakları iyi okuyun. Verilecek kararda ve partideki itirazlarda Avrupa Birliği'ni, İngiltere'yi ve Amerika'yı göreceksiniz. İyi bakın. Sonra bir kez daha düşünün. CHP'nin vereceği cevabı not edin. Tepkilerini inceleyin. Sonra geri çekilin. Hem Türkiye'ye hem bölgeye bakın. Pek çok şifreyi kıracaksınız. Türkiye'nin gücünü fark etmesi, bölgesel sorunları çözmesi, büyük olması özellikle Avrupa tarafından istenmez. Kimse babamızın oğlu değil. Amerika'da ancak son tahlilde onlarla oturup konuşmak durumundayız. Bölgesel çözümler kapının önünde belirirken içeride Kürt ve Alevi sözcükleri çok fazla duyulmaya başlandı. Dikkat. İçeride ayrılık isteyen özünde büyük Türkiye karşıtıdır. Uluslararası ilişkilerde dost aramayalım. Yok. Çıkarlarımıza yoğunlaşalım. Küresel çapta savaşanlar bize karşı cömert olmak durumunda. Bu da her zaman gelen fırsat değildir. Düşünülmesi gereken de bu. Bence. Ergündiler takvim